Haftanın yorgunluğu karşısında yeter artık kimse beni anlamıyor dediğin anda hayır ben seni anlıyorum demek için buradayım. Merhaba ben Arda. Öğrencilik sürecinin verdiği yorgunluğun yanında biraz nefes alıp içine dönebilmen ben burada ne yapıyorum demen için şu anda bu podcast'i kaydediyorum. Seni anlıyorum podcast'a hoş geldin. Pilot bölümünden sonra çektiğim ilk bölüm bu olduğu için aslında teknik olarak bu podcast'in ilk bölümündesiniz şu anda. Bu sebeple birazcık gidişattan da bahsetmek istiyorum. Şu anki videonun içeriği hedefler hakkında. Peki bunu nasıl belirledim? Aslında benim Sen Anlıyorum projesine başlamadan önceki amacım internette sınav motivasyonu yazdığımız zaman direktmandan karşınıza çıkacak ve ay ay size eksiksiz bir şekilde motivasyon verecek olan bir seriyi başlatmaktı. Bu misyonumu gerçekleştirmek için de evlerinin ilk videosunda bence bizim en başta konuşmamız gereken ve temel konu olan hedeflerden başlamak istedim. Öğretmenlerinizden biri illaki şunu söylemiştir. Geçen yılki öğrencilerimiz hedeflerindeki liselerin çıktılarını aldılar ve en çok gördükleri köşeye onu yapıştırdılar. Bazıları dolabınıza yapıştırın diyor, gardırobunuza koyun diyor. Ben şahsen direktmandan çalışma masamın önündeki duvara yapıştırmıştım. Ve her ders çalışmaktan sıkılıp duvara bakmaya karar verdiğimde ona bakıp tekrardan motive alıyordum ve derslerime geri dönüyordum. Hedefler deyince benim aklıma direkt çalışma masamın önündeki poster geliyor. Bazıları benim hangi okulu hedeflediğimi de merak ediyorduk. Ben ilk başlarda Sakıp Sabancı'yı düşünüyordum. LGS'den sonra da puanım yetmedi. Buna rağmen gidip gezme fırsatı buldum. ve fayda çok beğendim. İyi ki de vefadayım şu anda. Şunu çok merak ediyorum. Ben size hedefler koyun dediğim zaman gözünüzün önünde neler canlanıyor? Belki şu anki aldığınız ortalama puan 380'dir. 400 hedeflemek aklınıza bu geliyor olabilir. Ya da az önce örneğin verdiğim gibi bir lise hedefi koymak olabilir. Size belki biraz şaşırtıcı gelecek ama şunu en baştan söylemek istiyorum ki doğru hedef koymak bence puanlarla ya da direktmandan somut örneklerle ilerlemek değildir. Çünkü siz problemin kendisine odaklandığınız zaman daha çok problemle karşılaşırsınız. Bunun yerine sonuca odaklanmanız lazım. Puanlarım ortalama 420 geliyor ama ben istediğim lise için 450 almak istiyorum. Ben hep 450 alacağım. 450 almalıyım gibi düşünürsem yerimde sayarım aslında. Bunun yerine ders ders konu konu hangi derste eksiğim varsa bunları belirleyip eksiklerimi kapatarak ilerlemem lazım. Yanlış kapatma odaklı gitmek aynı zamanda size bir haritada sağlıyor. Yorumlarda çok görüyorum. LGS çalışmaya başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü bir insan denemede 350 alıyor ama hedefi 500 puan yapmak diyelim. Direktmandan 500 puanı hedeflediği için ne yapacağını bilemiyor. Afallıyor o anda. Hangi test kitabını çözersen 500 yapmamı sağlar. Konu fazla giderseniz önünüzde bir merdiven gibi aslında bütün yolları görmeye başlıyorsunuz. En başından işlediğiniz ilk konuyu tekrar ederek başlayıp zaman geçtikçe ikinci konu zamanı geldiğinde ikinci konuya geçin. Ve her konuyu tamamen eksiksiz bir şekilde kapattığınızdan emin olun. Gitgide şunu fark edeceksiniz ki deneme notlarınız aslında siz fark etmeden artıyor. Çünkü siz yanlış kapatma odaklı gidiyorsunuz. Probleme değil çözüme odaklanıyorsunuz. Hedeflerin yanında planlara da odaklanmak istiyorum. Plan yapmak ve zamanımızı planlamak hakkında koskoca bir tane bölüm bile çıkartabilirim ama şu anda bundan çok kısa bir anekdotla bahsetmek istedim sadece. Ben uzun süreli plan yapmayı önermiyorum. Aylık planı bıraktım. Ben haftalık planları da çok sevmezdim. Ve bana hep ailem ve çevrem tarafından bu da yatılırdı. Mesela dershanedeki rehberliğe gidip program çıkartmadığım zaman rehberlik anneme yazıyordu. İşte Ardine yine program çıkartmamış acaba derslerine çalışmıyor mu diye. Yo ben o sırada hayal hayal çalışıyorum. Ben haftalık planlamalar yapmak yerine genel olarak to do listleri tercih ederdim. Ve bence bu da gayet efektif yollardan bir tanesi. To do listlerin ama şöyle bir handikapı var. To do listlerde sizin gerçekten bilinçli bir öğrenci olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Çünkü karşınızda bir zorlama yokken. Mesela haftalık plan yaptığınız zaman pazartesinin hedeflerine gerçekleştirmediğiniz zaman bu salı gününe sarkar. Ve siz onu salı günde yapmak zorunda hissedersiniz. Ama to do listler günü günde planlanır. Ve siz onu o gün içinde bitirmediğiniz zaman yarına yepyeni bir liste yaparsınız ve yepyeni sorumluluklarınız, görevleriniz eklenir. Eğer ben bilinçli bir öğrenciyim, sorumluluklarımı da takip edebiliyorum diyorsanız bence to do list yapmak en güzel yöntemlerden bir tanesi. Ancak ve ancak to do listinize gidip de ben bir günde 500 soru çözeceğim yazmayın. Hafta sonunda bile bunu yazmayın. Gerçekten gerek yok. Çoğu insan hafta sonunu daha fazla soru çözmemiz gereken günler olarak nitelendiriyor. Ben buna da çok karşı çıkıyorum. Hafta içerisinde zaten kursunuz oluyor. İşte Okul sonrası okulunuzun verdiği kurslar oluyor. Kendiniz çalışıyorsunuz, okulunuz oluyor. Hafta içinde zaten yeterince yoruluyorsunuz. Hafta sonunda da bence gününüzün yarısını çalışmaya, ayırmaya karar verdiyseniz yarısını da dinlenmeye ayırmanız gerekiyor. Bu eşitlik süreci zaten sağlanmadığı zaman bir süre sonra vücudunuz kaldırmıyor. Siz soru çözüyorum zannediyorsunuz ama aslında o sırada boş boş kelimeleri okuyorsunuz sadece. Ve yorgunken soru çözdüğünüz zaman da genelde çok fazla yanlışınız çıkar. Hatta bazen odaklanma sıkıntısından doğrunuz çıkmaz. Ben bunu çok cuma akşamki denemelerde yaşıyordum ki bence cuma akşamı deneme olmak dünyanın en saçma şeylerinden bir tanesi. Deneme olacaksanız ya salı günü yapın ya da çarşamba günü yapın. Daha böyle kendi enerjiniz yerindeyken. Aslında o hafta öğrendiğiniz bilgileri test etmek için güzel zaman dilimleri oluyor bunlar. Ancak işin üzerine bir de sınav sesi bindiği zaman, haftanın üzerinize getirdiği yorgunluk bindiği zaman daha da uykulamaya başlıyorsunuz denemelerde. Ben bu tempoyu mesela ilk haftalarda hiç çalışamamıştım. Çünkü sabahleyin okuldan çıkıyordum, 4'te bitiyordu okulum. Okuldan sonra dershaneye gidiyordum. Dershanede 8'de bitiyordu. Benim zaten bütün günlerim böyle geçmiş. Bir de sen bana gidiyorsun. Cuma akşamı deneme çıkartıyorsun. Ben bu denemeyi hangi kafayla gireyim? Hangi uykuyla, zihinle, mentaliteyle gireyim? Denemelere bence olabildiğince açık bir zihinle girmeniz lazım. LGS de bu yüzden sabah saatlerinde yapıyor. Hiç dikkat ettiniz mi acaba buna? Birazcık konudan konuya atlıyormuşum gibi oldu ama tekrardan bu bölümleri toparlamak istiyorum. Peki benim aklıma neden? LGS süreci hakkında bir motivasyon podcasti yaptığımda ilk bölümün konusunu hedefler koymak geldi. Bunun bence en iyi örneklerinden bir tanesi yeni yıl hedeflerim listesi. Benim dolabımda her zaman hayal ettiğim liste olmasa bile yeni yıl hedeflerim listesi her yıl olurdu. Yeni yıl zamanlarını ben hep böyle kendi gözümde da Yani bunun dini olarak hiçbir anlamı yok. Tamamen ben Yeni yıl aslında fresh bir başlangıç yapmak istediğim için genelde hedeflerimi ve dileklerimi yazarım. Ve ben her yılın başlangıcını kendimi gerçekleştirmem için potansiyelimin en yükseğini kullanmam için aslında bir fırsat olarak görüyorum. Sizin de LGS sürecine böyle yaklaşmanızı istiyorum. Hedefler yolculuğa da bir anlam katıyor. Biz sadece soruları çözüp konuları ezberleyip LGS sınavına gireceğiz. Epeki peki kalanında ne olacak? Kısacası aslında şunu söylemek istiyorum. Hedefler sizin en büyük motivasyon kaynağınız ve yılın başında güçlü bir hedef belirlerseniz ve buna sıkı sıkıya tutunursanız hiç kimse sizi kolay kolay aşağıya çekemez. Hedefinize hiçbir zaman küçümsemeyin. LGS yılında orta puan yerler hedefleyen arkadaşlarıma bakıp çoğu zaman şöyle diyordum. Niye kendi bu kadar hafife alıyor? Niye kendi bu kadar küçümsüyor? Aslında o da yapabilir. Bunu Türkiye'de şimdiye kadar başarmış yüzlerce insan var. Niye sen bunlardan bir tanesi olmayasın ki? Niye sen o 500 puanı gidip alamayasın ki? Biliyorum ki şu anda podcast'imi dinlerken evet ben de ardın dediği öğrencilerden bir tanesi olabilirim. Ben de LGS'yi fullleyip tarihi adımı altın harflerle yazdırabilirim diyen arkadaşlar var. Ama bunların yanında belirli bir umutsuzluk seviyesine kapılıp özgüvenini sıfırlamış olan insanlar da var. Aslında podcast birazcık onları hayata tekrardan kazandırmak için. Sikirlenin arkadaşlar. Yüksek sesle söylüyorum bunu. Daha tok bir sesle söylüyorum bunu. Hazır sesimle rağmen bunu söylemek istiyorum. Sirkelenin. Kendinize gelin. Umutsuz insan. Sana sesleniyorum. Belki şimdiye kadar hayatında başarı diye tanımlayabileceğin bir şey yaşamadın. Ama gerçekten özel birisin. Ve bunu aklının bir yerine not etsen iyi olur. LGS sürecinde seni yıldırmaya çalışan birçok insan olacak. Ama... Hedeflerin gücü budur ya. Hedeflerin seni her zaman bu yarışa bağlı tutmaya devam edecek. Bu videoyu açmam bile aslında monton gidişattan rahatsız olup hayatında bir aksiyon yaratmak istemem ve bunu başarmak istememden kaynaklanıyor. Ve siz şimdi kadar bu yolculuğun sonunu öngöremeseniz de çok güzel yerlere ulaşacaksınız. Çünkü LGS'yi fullemek belki 10. level ise 1. level LGS'ye çalışmak istemekten geçiyor. Problemi problem olarak algılayabilmek için onu ilk önce problem olarak tanımlamanız lazım. Ne kadar fazla problem dedim değil mi? Bir sorun tespit etmeden o sorunun çözümü için aksiyon almaya başlamazsınız. Çünkü daha sorunu bilmiyorsunuz. Bunu izlediğin dakikalarda az önce söylediğim gibi birçok insanın önündesin ve elindeki potansiyelle yapabileceğin sonsuz olasılık, sonsuz imkan var. Yapılmayanı konuştuk. Şimdi biraz daha yapmanız gerekeni konuşalım. Doğru hedef koymak. Birinci adımı atmadan ikinci adımı göremezsiniz. Sıfırıncı adımda hiçbir zaman takılı kalmayın. Hiçbir şey yapmak istemediğiniz günde bile en azından 5-10 soru çözüp kendinize ben bu yarıştan kopmadım hissini hatırlatın. Puanlar hedef koymayın mesela. Yanlışları kapatmaya hedef koyun. Her denemenin sonunda deneme analizi yapmak bunun en efektif yöntemlerinden bir tanesi. Deneme analizi yaptığınız zaman hangi konularda yanlış ve boş çıkarttığınızı görürsünüz ve hangi konularda yetenekli olduğunuzu fark edersiniz. Bütün faktörleri göz önüne aldığımız zaman şu soru geliyor aklımıza. Biz neden hala deneme sonuçlarına göre kendimizi kıyaslıyoruz? Neden hala kendimizi sınıftaki sıralamamıza göre kıyaslıyoruz? Adı üzerinde bir deneme. İki yıl önce girdiğim hiçbir denemenin sonucunu hatırlamıyorum. Ama biri sorduğunda LGS'den kaç aldın diye şak diyonun önüne 485 diyebiliyorum. Çünkü denemenin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Bu bölüm uzun olduysa ve canını sıktıysam gerçekten çok özür dilerim. Umarım Arda Şentürk'ün nezle sesinde tamir ederken çok zorlanmamışsınızdır. Ben birkaç gündür bu bölümü kaydetmek için sesimin daha da düzelmesini bekledim aslında. Nefes alamıyordum bazı günler. Burnum öyle bir tıkalıydı ki çok şükür şu anda nefes alabiliyorum daha kendimi rahatlatabiliyorum. Kapanışta size şunu sormak istiyorum. Eğer bunu YouTube üzerinden dinliyorsanız YouTube yorumlara, Spotify'dan dinliyorsanız da Instagram DM'lerden bana hedefler üzerine olan yargılarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bir hedef koymak hayatınızı nasıl etkiliyor? Ya da istemeden hiç bu videoda koyduğum Kaçınmanız gereken hedefleri kendinize koydunuz mu? Ki ben sınav yılında çok fazla kendime puan hedefi koymuştum. Yüzdelik hedefi koymuştum. Buna gerçekleştirmediğim zaman da tamamen kendimi to toksik bir şekilde seni çalışmıyorsun diyerek suçlamıştım. Siz bunu yapmayın diye de bu podcast'te altını çize çize teker teker bunu söylemek istedim. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.